Sevgili izleyenler, SRT Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. İyi akşamlar. Günün önemli başlıkları ekranlarınızda. Sivas yeni bir cazibe merkezine kavuşuyor. Fatura abonelikleri E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Partilerde seçim heyecanı başladı. Hepsi ve daha fazlası birazdan SRT Ana Haber Bülteni'nde. Sevgili izleyenler, haber ayrıntılarımızla devam ediyoruz. Sivas'ta geleceğin sporcularını yetiştirmek ve öğrencileri dersleri dışında hayata adapte edebilmek amacıyla Sivas Valiliği koordinasyonunda ilgili paydaş kurumların destekleriyle hayata geçirilen Spor Sivas Projesi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Sivas'ta geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla 2 ay süren hazırlık çalışmalarının ardından valilik koordinasyonunda ilgili paydaş kurumların destekleriyle hayata geçirilen Spor Sivas Projesi'nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu programda birçok branşta faaliyet gösteren öğrenciler gösterileriyle izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü Taha Hakkı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Selim Aydın, Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alem Yıldız, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileriyle öğrenciler ve antrenörler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Sami Aydın, projenin başlatılmasına katkı sunan herkese teşekkür ederek sporun bir yaşam biçimi olduğunu, herkesin sağlıklı ve başarılı bir birey olması için spora ilgi duymalarının faydalı olacağını söyledi. Sayın Aydın, değerli saygılar, spor bir yaşam biçimi. Maalesef ülkemizde spor dediği insanlar sadece profesyonel anlamında spor adına geliyor. Halbuki her insanın yaşam boyunca kendi sağlığı için yapması gereken bir eylem spor. Dolayısıyla bunun bir alışkanlık olması için bir yaşam için küçük yaşta başlamak lazım, bu alışkanlığı elde etmek lazım. Vali Salih Ayhan ise salonu dolduran gençlere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek 2 aylık bir çalışma neticesinde bu güzel projeyi hayata geçirdik. Sivas Belediyesi, Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer paydaşlarımıza teşekkür ederim dedi. İkisi bir arada güzel oluyor değil mi? Spor, Sivas. Sivas'ta bir yetenek var zaten. Biz onları ortaya çıkaracağız. Yetenekleri keşfedeceğiz. Ve sağlıklı bir nesil için, güçlü bir Türkiye için güzel bir birliktelik oldu. Tüm kurumların taş üstüne koymadan bina olmaz. Bütün kurumlar bu işin içerisinde, valimiz koordinasyonunda, Gençlik Bölüm Müdürlüğümüz özellikle sekreter işlerini, ana omurgası, milli eğitim, insan kaynağı, lojistik, belediyemiz fiziki mekanlar, üniversitemiz akademik destek derken bütün kurumlarımızla beraber bu 118 gençliğimizi bir potada eriteceğiz. Bütün gençlerimiz bir spor dalında branşlaşacaklar. Sosyalleşmesini sağlayacağız. Etkin ve aktif olacak. Yeteneklerini ortaya çıkaracağız. Bazen bir böyle bak müthiş bu basketbol yapan çocuklarınızı karizma şov diyorlar. İzledik değil mi? Her biri bir yetenek. Herhalde onlar ilk başladığı zaman topu tutmasını niye bilmiyordu. Bugün olağanüstü görsel bir şov izledik. Ben inşallah bu örnek olacak dedim. Gençlik Bakanımız da bu heyecanımıza ortak oldu.
İnşallah samimi kalbi muhabbetle bu hizmeti Sivas'a kazandırdık ve sürdürülebilir hale getireceğiz. Eğitimin sadece sınıflarda ve okullarda olmayacağını aktaran Vali Ayhan, diploma notlarının çok anlamlı olmadığı bir dönemde ruhu ve bedeni güçlü, spor başarısı olan gençler yetiştirilmesini istediklerini söyledi. Gençlerimiz çok kendilerini keşfedecekler, bedenlerini keşfedecekler. Ruhen doygun bir nesil olacak. Akademik bilgimizi de önemseyeceğiz. Ama asıl olan okullar ve sınıflar değildir diyoruz eğitim. Eğitim her yerdir, buralardır. Çocuklarımıza güzel bir kontak kurduk derler ya, kurduk. İnşallah bu devam edecek ve Sivas'ta hizmetler hep bu şekilde çocuklarımız dünyasına gönlüne girerek devam ettireceğiz. Bu aslında bireysel anlamda işte futbol elbette ortak heyecanımız. Ama ben bireysel anlamda bunun bir ödül amaçlı veya işte madalya amaçlı finansal odaklı değil. Sağlıklı bir beden asıl olan o. Herkes, ben de dahil, bir sporla haşır neşir olmak, o felsefeye hakim olmak, gerçekten insan zihnen yorulan insanı bedenen de onu ortaklaş halledersen insan çok rahat hayatta sağlıklı güzel üretimler yapabilir. Bu hayat felsefesi olması lazım. Aslında biz bunu yapmamamız lazım. Ama biz maalesef bir konuda rehavete seven bir toplumuz. Bunu üzerimize atacağız. Bakın 15 branş var. Daha da artacak bu. Masa tenisi, eski teknoloji, judo hepsi var. İnşallah her bir birey bir sporla güzel haşır neşir olacak. İnşallah. Yaşam felsefesi kazanacaklar. İnşallah. Tamam mı? Şivas'ta iyi bir ekip var, huzur var. Dedim ya, taşı bina olmaz. Hiçbir şey tek başına olmaz. Konuşmaların ardından programda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile telefonla canlı bağlantı kuruldu. Bakan Kasapoğlu projenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Türkiye'nin her bir köşesine spor salonları yapıyoruz. Bu salonlara siz değerli gençlerimiz, çocuklarımız değerlendirecek dedi. Programda çeşitli spor dallarından gösterilere yer verilirken il protokolü tarafından okullara spor kıyafeti dağıtıldı. 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim öncesinde partilerin il genel meclisi ve belediye meclis üyeleri belirlendi. Partiler eski adayları Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdi. 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim öncesinde partililerin il genel meclisi ve belediye meclis üyeleri belirlendi. Partililer belirledikleri adayları Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdi. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin adayları şu şekilde. Belirlenen listelere göre AK Parti il genel meclis adayları Arzu Polat, Hakan Akkaş, Burhanettin Kuru, Semra Mavi Bulut, Ziya Şahin, Abdülkadir Demirel, Cabir Duman, Cihat Gözü Küçük. AK Parti belediye meclis adayları kontenjanı Nevzat Yanmaz, Kayhan Işık, Osman Nuri Kuruçay, Adem Kardaş. AK Parti meclis sıra adayları ise Ahmet Duman, Turan Topgül, Ahmet Kuzu, Orhan Gencer, Ayla Çetinel, Muhammed Burak Kuruçay, Cengiz Kuzucuoğlu, Seyfettin Ocak, Musa Emmioğlu, Hatice Kurt, Mustafa Yıldız, Mustafa Arslan, Ercan Yıldız, Abdullah Halit Mücahit, Erhak Çınar, Merve Burcu Erdoğan, Celal Şerbet, Bekir Deliktaş, Fazlı Yeğin, Nihat Bulut, Erkan Karasu, Taner Karabal, Türkan Yılmaz, Serdar Öz, Ayşe Aydınay, Salim Kabze, Saadettin Kartal, Zafer Karaçoban, Zafer Kayayurt, Taha Yasin Karadağ, Dürdane Irmak, Rabia Nur Tuna, Kerim Topçu isimlerinden oluşuyor. Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis Adayları Ebu Bekir Akın, Ahmet Şeker, Taha Buğru Arslan, Yaşasın Çiçek, Hikmet Polat, Mahmut Çağrı, Tuncay Sarı, İsmail Çoban. Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Adayları kontenjanı ise Reha Kars, Hüsamettin Acumgil, Faruk Tuğut, Fatma Yüksel, Yakup Gülmez, Gazi Yalçın'da, İshak Kaan Usta, Hüsamettin Sirer, Sinan Fişne, Haluk Köksal, Seda Okur, Engin Hastaoğlu, Faruk Temel, Hikmet Kuzu, Arif Oğrak, Bekir Hulusi Özkan,
Özkan Yontar, Ela Hastaoğlu, Kadir Mahiroğulları, Serkan Karaçanak, Ebul Kasım Törnük, Recep Rehende, Bahadır Gökmen, Akın Dağdelen, Mustafa Genç, Selahattin Yörük, Gökhan Fatih Aslan, Ersin Taşpınar, Sefer Büyükçakmak, Erhan Yıldızeli, Ömer Başpınar, İbrahim Dündar, Ruhsati Çalapverdi, Fatih Öztürk, Alparslan Erdemli, Süleyman Gök, Su Hamdi Koç. Büyük Birlik Partisi Genel Meclisi adayları Ömer Yeğin, Asaf Yaraş, Recep Er Yılmaz, Selçuk Kervankıran, Recep Yılmaz, Kaya Toptaş, Veysel Atasoy, Saadettin Koç. Büyük Birlik Partisi Belediye Meclis adayları kontenjanı ise Yasemin Güneş, Mustafa Balaban, Feridun Yurtseven, İbrahim Uzun, Bahri Işık, Celal Uzman, Nedim Kangal, Yüksel Yiğit, Erhan Acar, Musa Çelik, Fehmi Taştan, Seyit Yalçın, Yılmaz Çetin, Bilal Veske, Ferhat Karakaya, Fahri Karaca, İbrahim Yıldız, Harun Bozdağ, Mustafa Hardal, Arif Moğul Koç, Murat Hazırbulan, Mesut Tombulca, Lokman Sur, Sedat Yağmur, İbrahim Demirci, Mehmet Gökhan Göktaş, Berkay Aslan, Mehmet Fatih Çay, Musa Yıldırım, Turan Düzardı, Cengizhan Eker, Ali Akpınar, Burcu Gül, Mesut Kılıç, Celal Kavaklı, Ahmet Karakuş, Uğur Çakır. Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclis adayları Turan Taşdemir Canan, İsmail Bilgen, Zeynep Aksoy. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis adayları kontenjanı Ramazan Eren, Kemal Ulusoy, Muharrem Ayyıldız, Abdülvahap Doğan, Metin Karadeniz, Sevtap Haspolat, Emre Gürleyük, Engin Ekşioğlu, İsmet Çağlayan, Akın Taş, Muzaffer Altun, Gülümser Altuntaş, Hüseyin Ören, Canan Bulut, Ekrem Kandur, Dilaver Erdem, Hüseyin Demir, Sema Nur Yeşil, Yaşar Şencan, Kibare Gençdal, Hüseyin Altun, Mürvet Uğur Tutar, Hacer Erdoğan, Mehmet Boran, Cemal Hurdakul, Gönül Çeken, Orhan Uçurum, Abdurrahman Duman, Ağızdan Ağırlı, Turan Akbulut, Ömer Başçı, Ahmet Cem Helvacı, Hikmet Keser, Emine İmren, İbrahim İlkin, Turabi Yancı ve İlkin Şahin oldu. Osmanlı Devleti'nde orduya at yetiştirmek üzere kurulan tarihi Aygır depoları, ata sporunun ve geleneksel kültürün yaşadığı bir mekan haline gelecek. Sivas-Ankara yolu üzerinde 246 bin metrekare alana sahip olan Sultan Abdülhamit Han'a da at gönderen tarihi Haralar bölgesini inceleyen Sivas Valisi Salih Ayan, projenin detayları hakkında bilgi aldı. İnceleme gezisini İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Teoman Karaca, ilgili kurum ve şube müdürleri, teknik personel ve projeyi hazırlayan firma yetkilileri katıldı. Bir şey bekletiyoruz. Sebep buradaki binalara fonksiyon vermek için. Ya sen ihale mi alacak? Bunları bir şey ihale önce ihalesini aşamamız bir şey restorasyon ihalesi. Tarihi Aygır depoları ile ilgili bilgi veren Vali Salih Ayan, 246 bin metrekare alana sahip bölgeyi Sivas'ın kültürüne, sporuna ve ekonomisine kazandırmak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Şimdi o bölge biliyorsun 246 bin metrekare alan ve çok iyi bir fonksiyon vermemiz gerekir ve sahada görmemiz gerekir bunu. Ne tür bir fonksiyon vereceğiz? Orası çok amaçlı kullanılacak. Sadece bir rekreasyon alanı olarak değil. Gerek kültürel, gerek ekonomik, gerek sportif ve gerekse tarih eserlerin ayakta olduğu bir bölge yapacağız. Şimdi öncelikle restorasyon, orada 11 tane tarihi eserimiz var, yapımız var. Bunların restorasyon süreci başlamış vaziyette. Onları inşallah bu sene ayaklandıracağız. Projenin birkaç etabının olduğunu ifade eden Ayhan şunları kaydetti. İkinci etabımız olarak etaplandıracağız orayı. İkinci etap olarak da organik ürünler satış yeri. Sivas'ın farklı bölgelerinden üretilen organik ürünlerimizi bir araya toparlayacağız, bir sistem kuracağız. Bu bir şirket olabilir, bir kooperatif olur, bir sistem olur. Bununla bir bölgede onları ekonomiye kazandıracağız ve hem de kırdaki hayatı, kır hayatını, köy hayatını canlı tutmak için öyle bir sistem kuracağız. Tarihi binaların restorasyonunun kısa süre içerisinde yapılacağını kaydeden Vali Ayhan, bu yıl onarımların tamamlanarak tarihi yapıların ziyarete açılacağını dile getirdi. Bir de Minya Sivas. Ya Sivas'ın bir ucundan bir ucu 486 kilometre. Bir turizm destinasyon merkezi yapmayı arzu ediyoruz elbette ama vakti olmayan olabilir. Onları bütün tarih eserini bir bölgede, bir merkezde onu konumlandıracak bir Minya Sivas yapacağız. Ve arka tarafta geleneksel ata sporlarımızı yaşatacak çok güzel bir atlı spor merkezi yapacağız. 11 tane tüp biliyorsunuz geleneksel spor kültürümüzün olduğu ata sporlarımız var. Bunları yaşatacağız. Bir bölgeyi de
İcili kamplarının oldu, gençlerin doğayla baş başa oldu, iç içe oldu. Güzel bir mekan. Yani saydığım bu dörtlü beşli mekanizmayı bir bütün içinde değerlendirdiğiniz takdirde gerçekten 250 bin metrekare, 246 bin metrekare alanı çok güzel bir fonksiyon vermiş olacağız. Haralar bölgesine yapılacak projenin 2019-2020 yılları arasında tamamlanacağını dile getiren Ayhan, bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğiz şeklinde konuştu. Ve güzel bir proje, vizyon proje, Sivas'ın batıya açılan kapısının giren çıkan herkes bu bölgeyi görüp de uğramadan geçemeyecek bir merkez olacak. İnşallah startına vermiş bulunmaktayız. Ben burada projelemeye geçen arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma, özellikle bu projenin başlamaya takip eden bakanımız İsmet Yılmaz ve milletvekillerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. E-Devlet'ten milyonlarca kişiyi ilgilendiren değişiklik bugün başlıyor. Bundan böyle elektrik, su, doğalgaz gibi abonelikler E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Vatandaşın artık su, doğalgaz, elektrik ve telekom abonelikleriyle ilgili şubelere gitmesi gerekmeyecek. Bugün itibariyle su, doğalgaz, elektrik, telekom abonelikleriyle ilgili işlemler E-Devlet sistemiyle entegre edilerek vatandaşa erişim kolaylığı sağlandı. Abonelikler de E-Devlet üzerinden sonlandırılabilecek. E-Devlet üzerinden abonelik işlemi yapamayan vatandaşlar ise şube ve abonelik bayiliklerine giderek işlemlerini yüz yüze yapmaya devam edecek. 2019 sonuna kadar E-Devlet entegrasyon çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin koordinasyonunda tüm bakanlık ve kurumlarda tamamlanması da planlanıyor. E-Devlet üzerinden işlem yapmak için PTT ofislerinden şifre alınması gerekiyor. E-Devlet ile bürokrasinin sıfır inmesi amaçlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yakında diğer abonelikleri de uygulamaya dahil ederek milletimize yakışır şekilde dijitalleşmeyi ülkemizin her hanesine ulaştırmaya devam edeceğiz. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak koordine ettiğimiz ve Ticaret Bakanlığımızın çıkarmış olduğu mesafeli satış mevzuatı ve diğer yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle vatandaşımız artık elektrik, doğalgaz, su ve Türk Telekom aboneliklerini E-Devlet üzerinden yapabilecekler denildi. Hükümet sebze ve meyveden sonra damacana su için de harekete geçti. Dolar bahanesiyle suya yapılan zamlar sonrası ambalajlı sularda denetim listesine alındı. Dolar bahanesiyle zam üstüne zam yapılan damacana sularında indirim beklenirken zam gelmesi sonrası hükümet harekete geçti. Damacana fiyatlarının 15 TL'yi geçmesinin ardından hükümet meyve ve sebzede olduğu gibi damacana fiyatlarında da harekete geçti. Fiyatları kontrol altına alan bakanlık zamların gerekçeleri hakkında bilgi ve belge isteyecek. Hükümet fahiş fiyatları artışlarına yönelik denetim listesine ambalajlı suları da alma kararı verdi. Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik savaş sonrası doların 7,21 TL'ye kadar çıkmasını bahane ederek damacana su fiyatlarında %70'e varan zam yapan firmalar hem doların düşmesine hem de tavan fiyat uygulamasına rağmen fiyatlara indirim yapmadıkları gibi üstüne bir de zam yaptılar. Damacana su fiyatlarının 15 TL'yi geçmesi sonrası hükümet meyve ve sebzede olduğu gibi denetleme yapacak. Fiyat artışlarını takip alan bakanlık, pazara hakim firmalardan zamların gerekçelerine dair bilgi ve belge isteyecek. Ya şimdi onlarla ilgili fiyatların düşmesi bayağı bir iyi oluyor ama damacana su işinde mazotla ilgili söyleyeyim size. Mazot 4 lirayken de biz 8 liraya satıyorduk. Mazot 6,5 lira bugün. Hala 8 liraya satmamıza devam ediyoruz. Peki fahiş fiyat artışı gözlenen firmalar da var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 15 liranın üzerinde bir artış olduğu söyleniyor mesela. Vallahi onların şehir dışından geldiği için nakliyeleri falan doluyor. Yani herkese Sivas'ın kendi suyun içmesini tavsiye ediyoruz biz. Sivas'ta bir fırında çalışan Behçet Kemal Yıldırım ilk defa odun ateşinde tereyağlı simit yapıyor. Türk simidi denilince akla çay simit, simit ayran, simit peynir ve diğer ikililer geliyor. Neredeyse her il kendine özgü bir simidi pazarlar durumda. Durum böyle olunca da o illerin kendilerine özgü olarak ilan ettikleri simitlerin yapılış tarzı itibariyle farklılıklar öne çıkıyor. Bu farklılıklarla birlikte simit denilince nerede olursa olsun akla Türkiye geliyor. Dolayısıyla hem yapılışı hem kültürü hem de bu topraklara özgü tarihiyle Türk simidinin lezzetli yolculuğuna beraber çıkalım. Şimdi tadı nasıl? Güzel. Gerçekten diğer güzel. Diğer simit, tabii Sivas'ın kazan simiti meşhurdur. Ama bu odun ateşinde pişen bir simit
tereyağlı olması ayrıcalığı var mı? Ya tat olarak hissettiriyor. Yani kazan simidindense bu biraz daha güzel. Değil mi? Sivas'ta fırın ustası Behçet Yıldırım'ın kendine has lezzetiyle doyurucu özelliği ve her öğüne eşlik etmesiyle alışkanlık yapan simitleri sofraları süslüyor. Sevgili izleyiciler, Sivas'ta bir ilk diyoruz. Behçet Usta'nın elinden ilk defa Sivas'ta tereyağlı, işte odun ateşinde fırında yapılan simidi görüyorsunuz. Tereyağında yapılan simit hakkında bilgi almak üzere Behçet Usta'nın yanına geldik. Behçet Usta, biz tanıyoruz seni ama seni bir tanıyabilir miyiz? Behçet Usta kimdir? Behçet Kemal Yıldırım, Sivas Yıldızeli doğumluyum. Enflasyona topla yakın bir olak diye simit işine girdik. Enflasyon ile topyekun mücadele maçta çıkartılan simit şimdi vatandaşların vazgeçemediği lezzet haline geldi. Abi vallahi herkesin damak zevki farklıdır ama harbiden abi eline konuda sağlam, mükemmel bir lezzet yani. Kazan simidin yanında da çok güzel bir lezzeti var yani, herkese tavsiye ederim. Neyin yanında daha çok güzel gider? Vallahi çay abi, çay peynir. Behçet Yıldırım %50 tereyağlı ve %50 zeytinyağlı olarak yaptıkları simiti 1 liradan sattıklarını dile getirerek lezzetin ise paha biçilemez olduğunu söyledi. Kazan simidi 1.25, biz tereyağlı, %50 tereyağlı, %50 zeytinyağlı karışımıyla simit yapıyoruz. 1 liradan satıyoruz. Şimdi biraz da bahseder miyiz? Hamuru nedir? Neler vardır? Nasıl katkı var mıdır içinde? Abi bunun içinde kesinlikle katkı maddesi yok. İçindeki tereyağı, şeker, yağ, un, tuz. Yapımına ilk başta 50 ila 100 adetle başladıklarını belirten Yıldırım, vatandaşın memnun kalması üzerine üretimi devam ettirdiklerini söyledi. İlk başlarda bir 50-100 ile başladık. Şu an çok şükür tuttu. Bayağı bir satmaya başladık. Vatandaş da memnun kaldı. Behçet Yıldırım tereyağlı simitin bir gün beklediği takdirde yine de bayatlamadığını belirterek tüm Sivas halkını tereyağlı simiti yemelerini tavsiye etti. Tüm Sivas halkına tereyağlı simidi yani 10 dakika, 20 dakika, yarım saat, 1 saat, 5 saat bir gün bile dursa sertleşme, kuruma hiçbir şey yok. Pamuk gibi. Yediğin zaman damağa değecek tadı. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen emeği de sergiliyorsa ne mutlu bize. Çok teşekkür ederim. Eyvallah abim. Allah razı olsun. Evet sevgili izleyiciler, ustasından dinledik. İşte tereyağlı kazan simit diyoruz ama bu simidin özelliği tereyağlı olması ve odun ateşinde pişmesi diyoruz. Sizleri de Behçet Usta'nın mutlaka bu simitlerinden tatmaya davet ediyoruz. Yiyenlere de afiyet olsun. Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Süleymanoğlu esnaf teşkilatını ziyaret etti. Bir dizi ziyaretlerde bulunmak amacıyla Malatya Bölge Pazarlama Müdürü Serhat Özakdağ ve Şube Müdürü Fuat Yetkin ile birlikte Sivas'a gelen Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Süleymanoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'ni ziyaret ederek yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ne oldu başkan? Bir günde Rıza'yı da çok iş yaptırdı bize. Ahmet de onun başkanı, Ahmet de iyi arkadaş. Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı ve aynı zamanda Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkan Vekili Beşir Köksal tarafından karşılanan Genel Müdür Yardımcısı Esnaf Teşkilatı'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sayın Müdürlüğü bile biz de güzel yaparız. İllerde yapıyoruz. En sonunda bir şeyde, merkezde yapıyoruz. Halkbank olarak her zaman esnaf ve sanatkarlara finansman desteği sağladıklarını ifade eden Genel Müdür Yardımcısı Süleymanoğlu, esnafa katkı sağlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, Halk Bankası olarak sahaya indik ve esnaf ziyaretlerinin yanı sıra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerimiz ile Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'mizi ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunuyoruz dedi. Halk Bankası olarak esnaf kefalet kooperatiflerine yüklü miktarda bir bütçe ayırdık biz. Onun için de sahalardayız. Zaten son zamanların en büyük limitlerini bu dönem aldılar esnaflarımız. Biz de kooperatiflerden tek ricamız gerçek esnafa gitmesi bunun. Ekonomiye katkı yapması ve onun dönüşüp tekrar kredi olarak geriye dönmesi. O anlamda da banka olarak hepimiz sahadayız. Esnaflar zaten Halk Bankası birer et kemik gibi. Etle tırnak gibi hiçbir şeyi yok. Sağ olsun onlar da bize sanki kendi parçalarıymış gibi görüyor. Bizimle
hep birlikte mücadele ediyorlar. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sivas SESOB Başkanı ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkan Vekili Beşir Köksal, Halkbank'ın esnaf teşkilatları ile birlikte çalıştıklarını belirterek, esnaf teşkilatı olarak tek amaçlarının esnafa hizmet olduğunu dile getirdi. Genel müdürümüz bugün Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifimizi, ayrıca Esnaf Odaları Birliğimizi ziyarete geldiler. Bizi mutlu ettiler. Çünkü onlar da şube şube geziyorlar. Acaba esnafa ne konuda nasıl yardımcı olabiliriz diye çaba harcıyorlar. Bugüne kadar düşünecek olursak 2018 yılında 172 milyon plasman gönderildi bize. Bu sırada plasmanımız bol geliyor. Kendilerine, esnaf adına teşekkür ediyorum. İçerisinde toksik ve radyoaktif madde bulunabilen kilin birçok sağlık sorununa iyi geldiği düşünülüyor. Aktarcıların yolunu tutan vatandaşsa şifa bulmak için aldıkları killeri yiyerek hastalıklarına çare arıyor. Topraktan çıkarılarak elde edilen ve Türkiye'nin birçok bölgesinde bakım ürünü olarak kullanılan kil, Sivas bölgesinde hastalıklara şifa olduğu düşünülerek yiyerek de kullanılıyor. Kili kullanan vatandaşlar sağlık sorunlarına çözüm arıyor. Kili kullanmak isteyenler aktarlardan yardım alıyor. Aktarlık yapan Orhun Özfidancı kilin yemeklik olarak satıldığını, midede asit dengesizliği, sindirimde hazımsızlık yaşanması ve bağırsaklarda emilimin azalması gibi sağlık sorunlarına iyi geldiğini söyledi. İki türlü kullanımı var. Biri yemelik kil, biri de normal cilt için ve saç için kullanılacak bir kil. Yemelik kil de şu şekilde kullanılıyor. Dozunda kullanılması gerektiğinden dolayı mide rahatsızlığı olanlar, sindiriminde rahatsızlık yaşayanlar, dozunda kullandığı takdirde midedeki asit dengesizliğini korur, düzeltir. Bağırsaklarda da sindirim konusunda yardımcı olur. Özfidancı yemeklik kil ibaresini paketler üzerinde gören kişilerin büyük şaşkınlık yaşadığını ve bu konuda çeşitli sorular sorduğunu ifade ederek şunları kaydetti. Yemeklik kili görenler, ilk kez görenler başka... Şaşırıyorlar tabii. Yani kil yeniyor muydu? Nasıl bir etkisi var deyip soranlar oluyor. Yemeklik kili isteyen herkese satmadıklarını belirten Özfidancı, biz de kili isteyen herkese vermiyoruz. İsteyen kişinin aşermesi gerekiyor. Hamile bir kadının nasıl çeşitli şeyler aşırıyorsa, kili de alacak kişinin ağzında toprak tadının gelmesi ve aşermesi gerekiyor dedi. Böyle herkese vermiyoruz. Aşermesi gerekiyor, yani bir hamile bir bayanın aşermesi gibi ağza toprak tadının gelmesi gerekiyor. Bu hem demir eksikliği olan kişilerde olur, hem de aşırı derecede kansız bir bünye sahibi olan kişilerde yemeklik kil kullanılır. Yemeklik kili kullanan kişilerin kilin etkisiyle yemeklik kili bırakamadığını aktaran Özfidancı, kilin dozundan fazla kullanıldığı takdirde ise çeşitli sağlık sorunları oluşturabileceğini anlattı. Hamile gibi aşermesi gerekiyor yemeklik kili kullanacak kişi. Ama tabii hani bunun için demir eksikliğinin aşırı derecede çok olması gerekiyor. Yani doktor gözetiminde kullanılan bir ürün. Yani şimdi demir eksikliği için çinko haplarımız var. Ama kişi uzun süre yemeklik kili kullandığı zaman aldığı etkiyle yemeklik kili bırakmıyor. Sivas Numune Hastanesi tarafından düzenlenen ameliyathane hemşireliği sertifika eğitim programı birinci dönem kursiyerleri sertifikalarını aldı. Sivas Numune Hastanesi'nin ameliyathane hemşireliği uygulama merkezi olarak belirlemesinin ardından düzenlenen ve çeşitli illerden 11 hemşirenin katıldığı ameliyathane hemşireliği sertifikalı eğitim programı tamamlandı. Eğitimde oldukça bize yardım ettiler. Onlara tekrardan sizin izninizle teşekkür ederim. Programa Kamu Hastaneleri Başkanı Doktor Mesut Acıöz, Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Ertan Temizöz, Hastane Sağlık Bakım Hizmeti Müdürü Betül Ünsal, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Fatih Karaca da katıldı. Ameliyathanede çalışan hemşirelere görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütecek, bilgi, beceri ve tutumları kazandırmayı hedefleyen program teorik ve pratik alanda yapıldı. Düzenlenen törende konuşan Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Doktor Mesut Acıöz, ilk olarak hedefimiz bütün hastanelerimizde sertifikasız personel bırakmamak. Başta hastane başhekimimiz olmak üzere program sorumlusuna ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sertifikalarınız hayırlı olsun dedi. İl oranında hedefimiz bütün hastanede, ilçelere dahil olmak üzere sertifikasız personel bırakmamak.
bu eğitimde başta başhekimimiz olmak üzere yüzüm arama ve emeğe geçen herkese ben çok teşekkür ediyorum. SSK'larınızın hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederiz. Program sorumlusu uzman hemşire Yudum Bulut ise 30 günlük eğitim sürecini hem teorik hem de uygulama olarak tamamladık. Bu eğitim süreci ciddi bir çaba ve emek gerektirdi dedi. Başhekimim, değerli katılımcılar, bugün ameliyathane hemşireliği sertifika programının birinci döneminin kapanışını yapıyoruz. 30 günlük bir eğitim sürecini tamamladık hem teorik hem de uygulama olarak. Bu eğitim süreci ciddi bir çaba ve emek gerektirdi. Bunlar için özellikle hastane başhekimimize ve ilgili müdürlüklere çok teşekkür ediyoruz. Konuşmaların ardından eğitim programını tamamlayan 11 hemşireye sertifika belgeleri sunuldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim üyesi doktor öğretim görevlisi Şükran Bulut tarafından Kültür Merkezi Güzel Sanat Galerisi'nde Gölgeler adlı sergi hazırlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim üyesi doktor öğretim üyesi Şükran Bulut tarafından Kültür Merkezi Güzel Sanat Galerisi'nde Gölgeler adlı sergi hazırlanarak öğrencilerin beğenisine sunuldu. Ben de şurada mesela şey kendi objektifinden gölgeleri çekerek hazırladığı sergiye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Sergi açılışından sonra açıklama yapan doktor öğretim görevlisi Şükran Bulut, bu sergi birdenbire ortaya çıkmış bir şey değil. Gölgeler serisinin tabii ki altyapısında bir şey var diyerek toplamda 32 tane eserin olduğunu ekledi. Bu sergi birdenbire ortaya çıkmış bir şey değil. Gölgeler sergisinin tabii ki altyapısında bir şeyler var. Gölge bizim bir parçamız. Hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz, yok edemeyeceğimiz, sürekli bizim en sadık aslında peşimizden gelen, bizi takip eden, bizim sırlarımızı paylaşan, bizim dostlarımızdan bile daha yakın olan gölge dediğimiz kavram aslında bazı ülkelerde ya da kültürlerde, toplumlarda farklı şekillerde değerlendirilebiliyor. Resim İş Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ise sergiyi gezerek duygularını dile getirdiler. Ben Resim İş Öğretmenliği Bölümünde okuyorum. İsmim Sebiha. Şükran Hocamızın Gölgeler adlı sergisine geldik. Bayağı emek var. Hani bayağı çalışılmış şeyler var. Sivas'ta FETÖ paralel devlet yapılanmasına ilişkin davada yargılanan 4 sanık 1 yıl 6 ay ile 4 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Sivas'ta Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına ilişkin davada yargılanan 4 sanık hapis cezasına çarptırıldı. İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya silahlı terör örgütünün üye olma suçundan tutuksuz yargılanan Cemil Açıkgöz, Abbas Yazaydı, Taha Fazıl Coşkun, Hacı Kemal Köksal ve avukatları katıldı. Sanıklar savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti daha sonra kararını açıkladı. Mahkeme silahlı terör örgütünün üye olma suçlamasıyla Cemil Açıkgöz'e 4 yıl 2 ay, Abbas Yazaydın'a 2 yıl 6 ay, Taha Fazıl Çoşkun'a ve Hacı Kemal Köksal'a ise 1 yıl 6'şer ay hapis cezası verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Şap Aşılama Programı kapsamında 2019 yılı ilkbahar dönemi Şap Aşılama Kampanyası 18 Şubat 2019 itibariyle başladı. Şap aşısı ülkemizde büyük ekonomik kayıplara neden olan şap virüsünden korunmak için uygulanmaktadır. Hastalık hızlı bir yayılmaya sahip olup sığırlarda kalıcı olabilen verim düşüklüğü ve
değer kaybı gibi çeşitli olumsuzluklara sebep olmakla birlikte yayılımı ve etkisi itibariyle özellikle süt sığırcılığına büyük darbe vuruyor. Bu nedenle hayvan sahiplerinin işletmelerindeki hayvanları aşılatmaları zorunlu. İşletme sahiplerinin kampanya dönemlerinde hayvanlarını aşılatmamaları halinde idari para cezası uygulanıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından şöp aşılamasının yanında çiçek ve 2019 yılında doğan 3 aylıktan büyük dişi buzağılara da brusella aşılaması uygulanacak. Şöp aşısı 2 aylıktan büyük, çiçek aşısı 3 aylıktan büyük tüm sığır ve manda cinsi hayvanlara uygulanacak. Aşılama kampanyalarının yanı sıra 31 Mart 2019 tarihine kadar büyükbaş ve küçükbaş işletmelerde güncelleme çalışması yapılarak yeni doğan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara küpeleme çalışması yapılacak. (Gülüyor) 18 Mart 2019 itibariyle başlayan kampanyaların ilkbahar şap aşılama kampanyası 30 Nisan 2019, LSD aşılaması kampanyası ise 30 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. Ege Üniversitesi'nde 2015 yılında çıkan olaylarda bıçaklanarak öldürülen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi ve Ülke Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölümünün 4. yıl dönümü dolayısıyla Sivas'ta anma yürüyüşü düzenlendi. 20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesi'nde ülkücü öğrenciler ile PKK-KCK'nın gençlik örgütlenmesi açısından çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Ülke Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu için 4. ölüm yıl dönümü dolayısıyla Ülke Ocakları Sivas İl Başkanlığı tarafından anma programı düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi merkezi kafeterya önünde bulunan grup sloganlar atarak Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu andı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Millet, devlet, din ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden bütün aziz şehitlerimizin de ruhlarını hediye eledik. İhsan eyle ya Rabbi. Amin. Bizleri de bu kutlu makama erebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ülke Ocakları Cumhuriyet Üniversitesi sorumlusu Ali Kavallı, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir araya geldiklerini söyledi. 4 sene önce bugün ülkücü hareketin şehitler kervanına en son ağabeyimiz katıldı. Biz ülkücü harekete bağlı insanlar için son derece acı olan bir gündür. Konuşmanın ardından yaklaşık 1000 kişilik grup merkezi kafeterya önünden Edebiyat Fakültesi önüne kadar sloganlar atarak yürüdü. Burada Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Er ve Ülke Ocakları İl Başkanı Fırat Kalkan tarih bölümü önüne Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına gül bıraktı. Adam ölünmez, şehitler ölmez. Sivas'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil metrelerce sürüklendi. Kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Sivas'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil metrelerce sürüklendi. Aracı da bu kaza mahallinde belediyeyle başarılı. Edinilen bilgiye göre kaza saat 20 sıralarında Ahmet Turan Gazi Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Kent meydanı güzergahında ilerleyen Kürşat Muhammed Kumlu İdaresi'ndeki 06 LPR 44 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Belediyeler sitesi önünde direksiyon ve hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında takla. Sürücüyle yanında bulunan Göksel Akbaba ve Sefa Koçak yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sefa Koçak Numune Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Demir Grup Sivas Spor Teknik Direktörü Hakan Keleş son haftalarda yaşanan hakem hatalarına tepki göstererek hakemleri etkileyebilmek için açıklamalar yapılıyor. Hakemler hakkında açıklama yapmadık, yapmayacağız. Rakiplerimiz yapıyor, hakemler bundan etkileniyor dedi. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Antalya Spor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivas Spor karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hakan Keleş son haftalardaki hakem hatalarına tepki gösterdi. Evet, Erzurum'da kötü bir mağlubiyet aldık. Fakat oyun olarak çok kötü değildik. Fakat bakıyorum şimdi Antalya'ya hazırlanıyoruz. Bakıyorum bizim hakemler hakkında hiç konuşmadık. Kulüp olarak bir öyle bir prensibimiz var zaten. Senelerdir konuşmuyoruz. Bu ligin ilk 22 haftasında hiç konuşmadık. Ama bakıyorum rakiplerimiz her hafta rakiplerimiz özellikle bir sonraki maçı şey yapabilmek için, etkileyebilmek için hakemler hakkında yöneticisi, başkanı, futbolcusu, hocası hepsi açıklamalar yapıyor. Büyükşehir Belediye Erzurum spor maçında kötü bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden Keleş, oyun olarak çok kötü değildik. Şimdi Antalya spor maçına hazırlanıyoruz. Fakat bakıyorum biz hakemler hakkında çok konuşmadık. Rakiplerimiz her hafta bir sonraki maçı etkileyebilmek için hakemler hakkında yöneticisi, başkanı, futbolcusu, hocası hepsi açıklamalar yapıyor. Hakemleri etkileyebilmek için bunu yapıyorlar diyerek şunları kaydetti. Hakemleri etkileyebilmek için. Ama biz kulüp olarak hiç böyle bir açıklama yapmadık, yapmayacağız da. Ama hakemlerin de bunlardan etkilendiğini gördüm Erzurum deplasmanında. Biz sahada oyuna odaklı olmaya çalışıyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. Şimdi Antalya maçımız var. Zor maç. Bizim için tabii ki zor maç olacak. Erzurum'da kaybettiğimiz puanları burada telafi etmek için uğraşacağız. Söylediğim gibi çok enteresan bir şekilde benim de dikkatimi çekiyor. Bütün hakemleri etkilemek için böyle açıklamalar yapıyor. Ama biz kulüp olarak şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadık hakemler hakkında. Hakemler hakkında yapmadık. Yapmayacağız da. Fakat rakiplerimiz yapıyor. Hakemler bunlardan etkileniyor. Bundan sonra etkileneceklerini düşünmüyorum. Çünkü yeni bir MHK geldi. İnşallah bunlara tedbir alırlar. Hakemler hakkında yapılan açıklamalara tedbirler alırlar. Evet. VAR sistemi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hakan Keleş, biz bunu deştikçe, kurcaladıkça bir süre sıkıntılar olacak. Hakemleri bu kadar baskı altına almak, bunaltmak gereksiz. Onları rahat bırakmak gerekiyor diyerek şunları söyledi. Dediğim gibi VAR sistemi daha yeni oluşan bir şey. Hakemler yani oturması gerekiyor. Biz bunu geçtikçe, biz bunu kurcaladıkça bir sürü sıkıntılar olacak zaten tabii ki. Ama bilmiyorum ki hakemleri bu kadar baskı altına almak, bu kadar bunaltmak, onları yani bir rahat bırakmamız gerekiyor bence. Hele şu an yeni bir MHK seçildi. Kimsenin kasıtlı bir şeyler yaptığını düşünmüyoruz biz Sivas Spor olarak. Tabii ki hata yaptı. İnsan onlar da sonuçta. Hatalar yapıyorlar. Sevgili izleyenler, haberimizin hemen ardından Kemal Çağlayan'ın hazırlayıp sunduğu Laf Laf Açıyor programının konuğu, araştırmacı yazar İbrahim Yasak sizlerle buluşacak. Bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın.